Rize'de yaşayan kızı Fatma Bekar'ın yanına giden 71 yaşındaki Dursun Zehir 6 Ekim günü sabahı kaldığı evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 5-20 gündür sizin yanınızdaydı. Siz evde kim kim yaşıyorsunuz? Ben evde eşim, erkek iki tane oğlum. Oğlum mesela şuradan intihar etmiş olabilir, şuradan atlayabilmiş olabilir diye bizi bir yerlere götürdü. Parça parça edip gömmüş de olabilirler. Kendisine bir şey yapmak istiyorsa buradan kendisini aşağı atmış da olabilir. Herkesten şüpheleniyorum şu an zaten. Herkes şüpheli durumda. Adam kayboluyor gidiyorsunuz buralarda intihar ediyor mu diye arıyorsunuz. E ne alaka? Parça parça edip gömmüş olabilirler. Amcam başkasına da yaptırmış olabilir. Ha, ne oluyor yani? Bir, bir, anlatın ki biz de bilelim. Ben intihar etmiş olabilir diyorum. Tabii ilk e, dedenin uyandığını duyan Kerim sensin. Deden kaçta uyandı? 6.20 geçici civarında. Abdest almaya gitti zaten. Sonra ben uyudum kalktım kendisi yok derdi. Demek ki deden sana sen uyandığında ben çarşıya gidiyorum dedi. Dedem bana bir şey dediğini hatırlamıyorum. Hatırla ben. çünkü dedemin peşine gidiyorum demişsin. Ben çarşıya iniyorum dedeme de bakarım diyorum yani. Ama dedenin çarşıda olduğunu bilmiyorsun. Dede o an evde Dedem, olabilir. Başka nereye gidebilir? Daha gittiğini bilmiyorsun ki. Daha odadan dışarı çıkmadın. Müneccim misin? Ben olan... Müge Hanım da mantıklı soru soruyor. Dedenin karşıya gittiğini nasıl anlıyorsun? Sen de mantıklı cevap vereceksin. Saçma sapan konuşma. Kerim Bekar'ın dedesi Dursun Zehir'in telefonundan sinyal alındığı son şehirde yaşayan arkadaşı hakkında oluşan soru işaretine yanıt vermesi istendi. Kerem'in mahalleye bir arkadaşıyla geldiğini görmüştüm. Motosikletli bir arkadaşıyla. Bu kişinin de Ankara'da oturduğunu duyum aldık. Bu telefon sinyalinin de Ankara'dan geldiği için bundan olabilir mi? Kerem'in arkadaşıyla bir şey yapmış olabilir mi? Şüphesi de var. Telefonu ben almadım. Telefon bende değil zaten. Dedenin Ama... telefonu nasıl Gidecek Ankara'ya. Birisi almış götürmüş. Sabah olduğu zaman telefonu kendisi aldı gitti. Alıp gittiğini nereden biliyorsun ki? Sen uyurken çıkmadı mı deden? Dursun Zehir kaybolduktan sonra dayısı Hakan Şahin'le birlikte... ...dedesinin Trabzon'daki evine de gitmişti Kerim. Herkesten sakladığı bir olayla birlikte yakınlarının şüphesini üzerine çekmişti. Senin üzerinde bir 10 bin lira para çıkıyor. Sen diyorsun ki ben bunu dedemin evinde buldum bu 10 bin lirayı. Sen niye o parayı söylemedin? Ne bileyim söylemek istemedim o zaman. Hı? Normal boşlarım vardı arkadaşlarım, onlar diyeceğim. Diye. Ne kadar borcun vardı? Dört buçuk bin lira. Peki sen o paranın orada olduğunu nereden biliyordun? Buzdan Biz dayımla şey. ararken ben buldum. Ertesi gün de aldım. O zaman sen dedenin kaybolduğu zaman o evine gittiğinizde bir daha geri dönmeyeceğinden emindin. Emin değildim ben. Emin değilsen nasıl alıyorsun adamın parasını? Parayı aldım diye kayboldu sonra o yüzden. Parayı aldım diye sonra kayboldu. Kaybolduktan sonra parayı aldım ya. Cevap parayı aldıktan sonra mı kayboldu? Hangisi? Parayı aldıktan sonra kayboldu. Neden? Yok. Tam tersi işte, yanlış söyledim. Dursun Zehir'in kızı Fatma Bekir'e verdiği yöne sürülen ev sözü para zaafı olan bir başka yakınının iştahını kabartmış olabilirdi. Bu Fatma kocamdan boşanacağım diyor. Babası boşan gel, sana da yavrum bir ev alırım. 510 milyar bankada parası olduğunu söylediler bana. Parasıysın dediler bu bu sıkıntı olmuş olabilir. 10 lira 20 lira için didişen birisi varsa bu etrafta da bunun ne kadar parası oldu ev alacak parası konuşuluyorsa bu adamın ortadan <laughs> Böyle... kaybolmasına sebeptir diyorum. Bu adam bunu konuşuyormuş bir düşünün bakalım kimlere ne söylemiş olabilir. Şüpheli bir para trafiğinin içine giren genç, dedesinin adına kredi çekmeyi de amaçladı yakınlarına göre. Herkes diyor ki illallah etti diyor. Kerim'den. Bir kişi demiyor, iki kişi demiyor, üç kişi demiyor. Sen mi dedeni attın insanların ortasına? Ya da arkadaşlarınla. Onun kalp geçirir, onu geçirir. Üzerine kredi mi ya. geçirmeye çalıştınız? Ben, ben ne yaptınız adam mücadele etti, öldü sakladınız. Ondan sonra da parça parça edildi gör, görünmesin diye. Kerim bir arkadaşını bulduk seni. O arkadaşın da çok garip garip şeyleri anlatıyor. O zamanlarda duygusuzlaştı ya. Yaptı diyelim. gömmüş olma ihtimali yüksek. Ya da uzakta bir yere bırakmış olabilir. Mesela diyorsun ki dedesini öldürmüş olabilir. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Ben bildiklerimi anlatıp kulağıma gelenleri. Gömerken gördün mü beni? Çok Gör Başkası gördü mü? Ne bileyim. Ne konuşuyorsunuz ama? Bu amca ne yaptı sana? Sana ne? Söyler misin? Sana ne? <laughs> Merak ettim bir söyler misin? Sana ne? Sana ne oğlum sana ne? Para 10 bin lirayı aldın. Ondan sonra bir 14 bin lira daha bulmuşsun. Var mı kalıntın bundan kardeşim? Kardeşime göstermişsin. 14 no, bin lira daha, daha mı buldun demiş? 14 bin lira daha çıkmış. Yok ya 14 bin lira falan yok bende. Sen kardeşinle konuşuyor musun? Onun kardeşinle. Evet. O 14 bin lirayı nereden buldu? Kredi çektim ben. Borcun mu var? Evet. Birine borç verdim parayı. Ne işle uğraşıyor arkadaşım? Taksicilik yapıyor. Serkan Yoğurtçu ismi. Size 14 bin lira borç verdim bu çocuk vermedi mi? Bana 14 bin lira borç para vermedi. O para sonra kime gitti? Kerim'e gitti. Kerim'den Sisteleri'ye gitti. Bir de Kerim'in de borçları vardı oralara da gitti. Ben almadım parayı kendisi aldı diyor. Benim kumar borcum yok. Kredi borcum vardı. Kerim Bekar'ın para trafiği içine girdiği taksi şoförü arkadaşının oldukça çarpıcı ifadesi vardı. İki ay önce durağa geldiği zaman üstü çamur içindeydi. Mosmor olmuş. Ya o üzerindeki çamuru şu an bana mı atmaya çalışıyor? Ben onu anlayamadım. O akşama dair sorular sordum. Kerim'i gördüğün, çamurlu gördüğün akşamla alakalı tekrar bize biraz detaylar var diye. Üzerinde bu çok önemli ölüm kokusu vardı dedi. Ama ben bunu yayında söylersem ölüm kokusunu sen nereden biliyorsun diye bana sorarlar. Bunu yayında söylemek istemiyorum dedi. Nereden geliyordu? Bana çok enteresan geldi. Evet. İlk defa böyle evet. bir şey duydum. Bu hani bir olabiliyor. cesedi bir yerden bir yere, bir yere taşırken ediyoruz. insanın üzerine sinebilecek o çürümüşlük kokusundan bahsediyor. O çocuk yalan söylüyor, iftira atıyor. Bana. Bu çocuğun oynadı oynadığı 5 liralık saat ile bilmem neyle bu kadar para ihtiyacı olmaz. Olmaz doğru. Demek ki kumar oynuyor o kumardan da onu kim sıkıştırıyor. Doğrudur. Eh. Ondan Doğrudur. sonra da bu dede çıkıyor sabah buradan... Evet. Devam ediyor. Ondan evet. sonrası yok. Burada Normalde zaten o kadar bile. bakın köprüyü görüyorsunuz. Oradan da, da geçince limana diye. gidiliyor. Kerim Bekar'ın atlamıştır dediği nokta. Bu hanım kendisini oraya atmış olsa telefonu Ankara'ya nasıl gidecekti? Bu adamın telefonunu birisi almış, Ankara'ya götürmüş. Bunun başka bir açıklaması yok ki. Siz arkadaşım var Ankara'da. E bu da bir tesadüf Hediye. oldu. Ankara olması hiç iyi olmadı. Orada Yok da olmadı. bir şüphe var. E sana sordum, Ankara'da bir arkadaşın var mı, tanıdığın var mı, bir şey var mı diye sordum sana. Yok dedim, Söylemek istemedin. Niye? İmpalisman Çünkü Ankara'da dediğin zaman yine insanlar sana Aa, Ankara diyeceklerdi. Bunu biliyordun. Evet, tuşlu durma diyecektim. Söylemek istemedim. Dedenizin yaşadığı yerdeki komşularla da konuştuk. E sen daha sonra çok kere gitmişsin o eve. Daire kapısı açıktı. Kerem orada. Kapı tam açık. İçeriden çıkıyordu. hayırdır Kerem dedim ona. Sen ne işin var burada? Dedi ki abi de işim var dedi. Onları almaya geldim. 12. ayın ya sonudur ya öyle bir şeydi yani. Gördüm şahıs. Bu şahısı. Kerim Bekir. He. Montunun da aynı benim montum gibi böyle kapatma şeysi var. Kapşonu var. Bir de o giymiş olduğu hatta Kapşon. şeyim var. Şu montta iki tane şey var. Kapşon var. Dedesinin Trabzon'daki evine gittiği iddiasının doğruluğu halinde babası ve dayısı dahil herkes tek bir ihtimal üzerinde durdu. Annenden mi anahtarı aldın gittin? Yo her zaman cebinde. adamlar anladım. görmüşler evden çıkarken. Yok gitmedim diyorum hala aynısını diyorsun. Bu adam orada da yok ama bu adamın cep telefonu Ankara'da çıkıyor. Bu adamın anahtarı da kimin üstünde olacak? Kim o eve gidiyorsa onun üstünde olacak. Çarşamba sabahı anahtarı dedesinin cebinden almış olabilir. Evde üzerindeydi, üzerindeydi anahtarı. Gördüm zaten takarken arka e Sen o sabah görmedin ki onu çıkarken. Görmedim zaten. Tamam görmedin. o üzerine taktın nereden bileceksin? Babanın kaybolduğu zaman da anahtarları da almış olabilir. Ya da bu adamın başına bir şey geldikten sonra cep telefonu gibi anahtarı da alındı. Anahtar da senin üzerineydi. O anahtarla gittin. Başka bir şey yok ki. Başka bir çözüm yolu yok ki. Yok öyle bir şey diyorum hala. Yok. Dayısının ardından dedesinin evine tek başına gittiği itirafında da bulundu Kerim Bekar. Toplam evin üç anahtarı var. Bir tanesi annende, bir tanesi teyzende, bir tanesi dedende. Sen Trabzon'daki ev evin kapısını açtığına göre kimin anahtarıyla açacağım Ben eve gittiysem ne gittiysem için gittim? Değil. Gittim diyelim. Diyelim de değil. Kimse Anahtarı şey nereden buldum sana. gittim? Bir şey söylemiyorum sabrediyorum. Anahtar <laughs> annemin <laughs> anahtarı var zaten onu aldım. Trabzon'a gittim ben. Niye peki saklıyorsun gittiğini? Niye saklama ihtiyacı hissetti? Gerildiğim için saklıyorum bazı şeyleri. Düzgün açıklayamıyorum. Peki evden herhangi bir şey alıp e, satma ihtiyacı duydun mu? Biraz fındık vardı onu aldım. 150 lira verdiler. Ve onu sattım. Haçlığım yok diye. Diyor. Ama sen dediğinin gelmeyeceğinden o kadar eminsin ki evindeki fındığına kadar satıyorsun adamı. Söylemek istemiyordum ben gittim. Bana yakalayacak diyor. Bütün noktalar beni gösteriyor. Ben tamam, sen çelişkili bunu... konuşuyorum diyor. Kendi söylüyorsun niye çelişkili <laughs> konuşuyorsun çocuğum anlat işte doğru Ben baskı altında yalan söyleyen bir insanım. Sen baskı görmemişsin hayatta. Uyuyamıyorum ben düzgün. Bir şeyi kafana takarsın da uyuyamazsın. Yalan söylediğinin ortaya çıkması değil mi? Bir ondan dolayı bir de suçlanma dolayısıyla. Peki diyor musun yalan söylemeyeyim artık? Uyumazsan. Evet. Ee, e söyleme. Gelelim motosiklet meselesine. Var mı böyle Ankaralı motosikletçi çevrede? Kerim Bekar'ın çocukluk arkadaşının adını verdiği bir isim soruşturmanın seyrini tümüyle etkiledi. Benim aklıma Yasin diye kaldı. Bu diğer motorlu arkadaş. Bu motorla dağlık alana gömmüş olabilirler demişsin bizim arkadaşlara. Hani olabilir. Dağ arkasında da ormanlık bir alan var. Bayağı güzel kurgu kuruyor Namir Helal olsun vallahi bir şey demiyorum. Yasin kimmiş bu ya? Yasin kim var bir de? arkadaşım mı ya, var oğlum? Sen bu dedenin öldürüldüğünü mü düşünüyorsun? Evet. Bir hayalin varsa onu başarma gücüne de sahipsin. Güzel bir kalp için hiçbir şey imkansız değildir. İnanın bana hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Gücünüzün farkına varın. Ben o güce sahip olduğumuza inanıyorum. Her birimize. Efendim günaydın herkese. Selamlar, sevgiler. Ne yazık ki programımızı üzücü bir haberle açıyoruz. Biraz malumun ilanı gibi olacak ama... E, 6 aydır kayıp olan... E, ...Dursun Zehir'in kaybının 169. gününde... ...cinayete kurban gittiği kesinleşti. E, cinayet itirafı ben az sonra anlatacağım biraz işler karışık yani herkes ayrı bir şey söylüyor ama ilk cinayet itirafı e, Torun Kerim'in internet kafedeki arkadaşından geldi hatta e, Yasin dün biliyorsunuz programın sonunda Miraç Yasin ismini ortaya atmıştı Yasin de e, aslında Miraç onun ismini de ortaya atarken bizi internet kafeden izliyormuş diğer arkadaşlarıyla beraber yayını izliyor yayının hemen ardından da Yasin gözaltına alınıyor Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından. Önce başta belirteyim ben Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü dakika dakika yayınımızı izlediler ve e, her gelişmeyi çok sıkı şekilde takip ettiler. E, ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne de tabii ayrıca teşekkür etmem gerekiyor. Peki ne oldu, nasıl oldu? Şimdi biraz her şey muallakta. Sizlere de baş sağlığı diliyorum. Dediğim gibi biraz malumun ilanı oldu. Siz de günlerdir burada iz sürüyordunuz. Ee, oradaki işte internet arkadaşı Yasin e, itirafta bulundu. İtirafının ardından es zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bir başka kişiden daha bahsetti Yasin Sanal. Enes Enes Günyüzlü'den bahsetti. Aslında Enes önce Yasin'in adını vermişti. Şimdi hepsini anlatacağım. Ardından da gece torun Kerem Bekar İstanbul'da bizim otelimizde kalırken gözaltına alındı. Onun da bugün Rize'ye sorgu için götürülmesi bekleniyor. Peki olaylar nasıl buraya geldi? Öncelikle tabii Miraç... Gerçekten Miraç az konuştun, öz konuştun. Aslında Bilon olayı da yani bir şey söylüyorsun tam. Dün biz yayından sonra Mirac'ı bir sıkıştırdık. Dedik ki Yasin dedin. Hani Yasin kim? Söylemek istemedi. Survivor izlemiş. Survivor'da Yasin diye biri mi var bilmiyorum. Ben takip edemiyorum. Survivor'daki dedi. Yasin'in ismi aklımda kaldığı için yanlışlıkla söyledim dedi. Ama bu sabah tutuklandıklarını öğrenince ee, o da bir dökülmüş. Aslında Yasin'in adı geçiyormuş anladığım kadarıyla Dursun dedenin kaybında. Adını söyledi diyelim. Hı? Ad, adını duydum diyelim. Kim olduğunu bilmiyordum. Kim olduğunu bilmiyordun ama söyle artık canım. Senin de o kardeşin Berat söylemiş bunu. Çok tehlikeli bir arkadaşı var. E, Kerim'in. Ondan şüpheleniliyor diye. Söyle artık sen de. Aferin geldin öyle böyle anlattın bir şeyler. E, senin bütün anlattıkların da çıkacak şimdi. Çıkıyor yani. Sen nereden bu kadar bilgi sahibisin? Onu da anlamış değilim henüz. İşte ben de kardeşimden dolayı bu kadar bilgi sahibiyim. Berat'tan dolayı? Evet. Berat sana ne dedi Yasin'le ilgili? Ya Yasin ismini daha önceden söyledi. Daha sonradan onun tekinsiz olduğunu söyledi kardeşim. Hı. İşte ondan sonra da bir motorlu arkadaş çıkmış idi İbrahim. Onla Onunla onu biraz karıştırmış gibi oldum. Sonra son Ama zaman... sana şöyle söylemiş anladım Berat. Yasin'in adını verme. Yasin biraz tehlikeli bir tiptir. Hani sonra bize sana bulaşır diye. Senin gözünü mü korkuttu? Karıştırma dedi o kadar. Karıştırma dedi. Evet. Şimdi efendim her şey nasıl oldu? Ben size anlatacağım. Bantlarımız var izleyeceğiz. Onun üzerine de yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şimdi ee, biliyorsunuz ya... İnsanlar bir şeyleri yapıyorlar ama Allah bir yerden de ayaklarına doluyor. Bunu ben söylemiyorum. Cinayet büroda çalışan e, her şeyler çalışma arkadaşlarımız, polislerimiz, emniyet teşkilatında hep onu söylerler. Yani herkes bir şey kurguluyor fakat bir yerde de işte ayağına dolanan bir nokta oluyor. Burada ayaklarına dolanan nokta aslında Dursun dediği öldürenlerin telefon oldu. E, Dursun Zehir öldürüldükten 4 gün sonra biliyorsunuz telefon sinyali Ankara'dan verildi. Ben buradan Ankara Kayıp Büro'ya da çok teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Ee, tabii burada Torun Kerim'in e, kendisi de itiraf ettiği gibi çelişkili ifadeleri, baskı altında yalan söylediğini e, söylemesi üzerine e, onlar da harekete geçtiler. Ve Kerim'in telefonuna bakılıyor. Ben size kısa yoldan anlatayım. Kerim'in telefonuna bakıldığında sık görüşülen iki kişi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi... E, Yasin Şanal. Diğeri de Enes Günyüzlü. Şimdi e, Yasin Sena, Şanal Rize'de. Enes'in de Ankara'da olduğu tespit ediliyor. Biz burada günlerce sorduk. Senin Ankara'ya giden arkadaşın var mı? Şimdi az sonra yaptığımız röportajı izleyeceğiz. Bir tanıdığını söylüyor Enes'i. Sonra Ankara'da o, tanımadığını söylüyor önce Kerim. Daha sonra Ankara'da olduğunu bildiğini söylüyor. Onu da üzerinde konuşuruz. Sonra bakıyorlar bu Yasin Şanal'la Enes diye Kerim'in konuştuğu Sık sık da onlarla görüşmeleri var Kerim'in. Ee, Yasin dediğim gibi Rize'de Enes geziyor. E, Ankara'ya gitmiş gelmiş. Bu Enes Ankara'da olan Enes'in e, bizim rahmetli dediğimiz kaybolduğu dönemde Rize Pazar'a geldiği tespit ediliyor. Tam tarihleri de var elimde. Yani Enes gün yüzlü 4 Ekim 2021 günü Rize'nin Pazar ilçesine doğru yola çıkmış Antalya'dan. Kayıptan bir gün önce 5 Ekim'de Rize Pazar'a varıyor. 11 Ekim günü de Kerim Bekar'ın da hani dedemin parasını aldım kaldım dediği otel var ya. Orada bunlar kalmaya başlıyorlar Yasin'le Enes. Orada da e, kalmışlar. E, 12 Ekim günü de biliyorsunuz bizim dedemiz 6 Ekim'de kayboluyor. 12 Ekim günü de Ankara'ya geri dönüyor. Ve, ve bunları Kerim biliyor mesela bu çocuğun Ankara'ya gittiğini. Köyde de konuşulan o. Sorduk sorduk sorduk. Söylemedi. Sen biliyor muydun? Enes tanıyor musun Adem? Hayır tanımıyorum. Yasin'i tanıyor musun? Yasin'i tanıyorsundur. Yasin'i de tanımıyorum. Dayım Instagram'dan gösterdi profilini oradan gördüm. İlk defa görüyorum ben de yani. İkisini de tanımıyorsun. Tanımıyorum. Sonra ee, bunun üzerine Enes'e soruluyor. Deniyor ki hani bu Ankaralı olana. Ee, sen hani bu Rize pazara gitmişsin Yasin Şanal'ın yanına o da diyor ki evet diyor gittim diyor tatil amaçlı gittim diyor Yasin beni kendi evine gö götürdü olay günü de Yasin 11 sularında şimdi bak buradaki saatleri unutmayalım çünkü çok önemli Yasin 11 sularında evden tek başına ayrıldı aynı gün saat 16-16.30 aralığında telaşlı bir şekilde eve geldi ee, önce du duşa girdi sonra üstünü başını yıkadı ee, ayrıca o gün çok sessiz ve tedirgindi Telefonla konuştuğunu, borcu olduğunu söyleyerek para arayışındaydı. Ayrıca buraları sevmiyorum, buralardan gideceğim dedi bana diyor. Bu Ankaralı çocuk Yasin için. Sonra ee, Yasin dün işte yayınımızdan sonra gözaltına alınıyor. O da diyor ki, net hiçbir şey net değil dememin nedenini anlayacaksınız. Biz diyor, e, evet öldü Dursun ama diyor Dursun'u diyor Enes öldürdü diyor. Biz diyor birlikte diyor Pazar sahilinde Kız Kalesi'nin yanındaki alana denk düşen bir yerde parkta oturuyorduk. Dursun Zehir yanımıza geldi. Daha sonra e, Enes bir telefon açtı. Dedi ki e, Enes'e bir telefon geldi. O da şöyle demiş paketi aldım dedi. E, onun ardından hep birlikte sahildeki kayalıklara doğru gittik. Orada enes dursun zeyirin kafasına taşla vurdu. Daha sonra sırtını alarak kız kalesinin yakınlarındaki alana birlikte gömdüler. Gömdük demiş. Şimdi, ee, şimdi bu dedenin tabii bu çocuklarla ne alakası var? Dedenin bizim güvenlik kamerası görüntülerinde görüyoruz. Dedenin hiç gitmemesi gereken bir gün kimseye haber vermeden yola çıkıyor. Hani bize kerim'in başta kayalıklar diye gösterdiği yer var ya. O kayalıkların hemen ilerisi zaten bu kız kalesi. Hı. Şimdi izleyeceğiz. Bize röportajımız sırasında da kız kalesini de gösteriyor. Buradan dedem intihar <laughs> edebilir demişti ya. Evet. Kız kalesi de o kayalıkların hemen 100 metre ilerisinde. Şimdi anlattıklarına göre dede sabah kalkıyor. Ne neden ne olduğunu anlayamadığımız bir şekilde köyünden çıkıyor. O yolda ilerliyor. O yolda ilerleyip sağa döndükten sonra da biliyorsunuz o deniz kenarına çıkılıyor. O deniz kenarına çıkmadan bir tane parklı bu iki çocuğun yanına geliyor. Şimdi Yasin diyor ki Enes öldürdü. Enes diyor ki Yasin öldürdü. Şimdi Enes'e göre... Ee, Enes hiç cinayet olayının içinde değil Yasin gitti ee, evden çıktı geriye döndü üstünü başını yıkadı ama tedirgin oldu Yasin'in anlattığına göre Enes'le beraber otururlarken dede yanlarına geliyor Enes telefonla konuştuğunda paketi aldım diyor Daha sonra beraber kız kalesine doğru yürüyorlar öldürüyorlar kız kalesinin kayalıklarına gömüyorlar Şimdi ikisinin de söyledikleri bu daha sonra ne yapıldı? Tabii ee, bu itirafın üzerine Kız Kalesi'nin arama çalışması yaptı ekipler. Fakat ceset de bulunamadı. Şimdi birkaç tane ihtimal var. Cesedin buraya gömüldükten sonra yer değiştirdiği düşünülüyor. E, bir de konuşulan böyle birkaç tane daha yer var. 8-10 tane yer söylenmiş. Şimdi emniyet ekipleri Kerim'in de gelmesini bekliyor. Kerim'in, Enes'in, Yasir'in hep birlikte ifadesi alınacak. Oradan çıkan sonuca göre de Tekrar ceset için arama çalışması yapılacak. Tabii bu Kız Kalesi denilen yer eğer oraya gömüldüyse deniz yükseldiğinde Karadeniz'den bahsediyoruz bir de dalgalarını da alıp götürme ihtimali var o bir. Ama ikincisi özellikle biliyorsunuz Kerim'in çok kötü koktuğunu söyleyen e, ser taksici e, Serkan Yoğurcu'nun var. açıklamaları vardı. O gün aslında onu anlatmaya çalışıyordu. o. İşte üstü çamur içindeydi. ölüm kokuyordu. E, o yüzden üçünün birden ifadesi alındıktan sonra da. Tekrar yer gösterilmesi yapılması bekleniyor. Ama olayı çözen yine Kerim'in e, telefonu oldu. İsterseniz e, önce o bandı izleyelim. E, yayınımızın ardından operasyon için düğmeye basıldı, itiraf geldi, sağ hareketlendi ve işte o Kız Kalesi denen yer. Tabii şimdi bir önce izleyelim, konuşacağız. Bizim dedemizin, siz daha iyi tanıyorsunuz. E, 71 yaşında dede belli. Bu iki tane 20 yaşındaki çocukla parkta buluşmasının nedeni ne olabilirdi? Bunun cevabını tabii sizin eğer tahmin ediyorsanız vermeniz gerekir. Ben bir yere oturtamadım. Önce izleyelim. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in acı sonu. Var mı böyle Ankaralı motosikletçi çevrede? Benim aklıma yazsın diye kaldı. O diğer motorlu arkadaş. İki farklı şehirde iki ayrı operasyon. Siz mi öldürdünüz? <laughs> Sorguda gelen itiraf. Zursuz Eri, neden öldürdünüz? Hakkında pek çok iddia bulunan ve açıklamalarıyla kafaları karıştıran Kerim Bekar'ın çocukluk arkadaşı Miraç Karpuz yayınımız sırasında bir isim verdi. Benim aklıma Yasin diye kaldı. Bu diğer motorlu arkadaş. Bu motorla dağlık alana gömmüş olabilirler demişsin bizim arkadaşlara. Hani olabilir. Bayağı güzel kuruklu kuruyor lan Helal olsun vallahi, bir şey demiyorum ben. Rize ve Artvin'de eş zamanlı operasyon. Yayınımızın bitmesinden dakikalar sonra elde edilen deliller ışığında... Miraç Karbuz'un bahsettiği Yasin Şanal Rize'den... ...Enes isimli bir diğer şüpheli arkadaşsa Artvin'den gözaltına alındı. Siz mi öldürdünüz? Hadi. Dursun Zehri, siz mi öldürdünüz? Öldürüp gömdüklerini itiraf etti. Yasin Şanal sorgusunda itirafta bulundu ve 71 yaşındaki Dursun Zehir'i arkadaşı Enes'in öldürdüğünü birlikte gömdüklerini söyledi. <laughs> Gelen itirafın ardından polislerin kolları arasında emniyetten çıkarılan şüpheli yer tespiti için Dursun Zehir'in en son kameralara takıldığı güzergah üzerindeki sahile götürüldü. Yasin Şanal şu anda yer tespiti için kıyılıkların olduğu bir noktaya geliyor. Kerim Bekar'ın cinayeti itiraf eden arkadaşı Yasin Çanal'ın gösterdiği Kız Kalesi'nin yanındaki kayalık bölgede iş makinesiyle arama çalışmaları başladı. kazı çalışmaları için kepçe geliyor. Cenaze aracı da biraz önce buraya geldi. Dursun Zehir'in cenazesi için yer tespiti yapılan nokta aslında Kerim Beker'in müganlı mikrofonlarına işaret ettiği kayalıklardı. Buradan mı aşağı düşmüş olabilir? Derin kayalıklar var dediğin. Evet. Böyle gitmiş olma ihtimali çok yüksek görünüyor benim için. Onun yol hizası bu taraf olduğu için buraya daha baskın düşündüm. Diğer taraf da olabilir. Kız kubbesinin orası da olabilir. Arka taraf. İşte orası. Evet. O gösterdiği yer yani Kız Kalesi dediğimiz yer arama çalışmasının cesedin arama çalışmasının yapıldığı yer işte burası. Kulesinin orası da olabilir arka taraf. Belki öldürdüler. Parça parça edip gömmüş de olabilirler. Neden yaptınız? Dursuz Eğri neden öldürdünüz? Niçin? Para için mi öldürdünüz? cinayetiyle alakalı Yasin Şanal'la birlikte Enes Gün yüzünün de bu olayda parmağı olduğu öğrenildi. Yıl dışında olduğu tespit edilen Enes Gün Yüzlü de Pazar İlçe Emniyet Müdürü'nde gözaltına alınmak üzere ekipler tarafından takip ediliyor. Yasin Şanal tekrar ekipler tarafından kazı çalışmasının yapıldığı yere getirildi. Para için mi öldürdünüz? Çalışmalar sürerken gelişmeleri an be an takip eden ekibimiz, itirafta bulunan şüphelinin ifadesinde bahsettiği kayalıkların yakınındaki parka doğru hareket etti. Olay yeri incelemedi şu anda bu kazı çalışmasının yapıldığı yere geldi. Çalışmalara devam ediyorlar. Yasin Şanal'ın iddialarında olan yer yaklaşık olarak 4 saattir burada kazı yapılarak araştırılıyor. Numuneler alındı ve incelenmek üzere götürüldü. Bir diğer şüpheli olan Enes'in suçlamalarını yönelttiği isimse Yasin Şanal'dı. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in nasıl ve neden ortadan kaybolduğu sorusuna yanıt arayan cinayet büro ekiplerinin gözaltına aldığı iki şüphelinin sorguları devam ediyor. Evet, üç tane canlı bağlantı yapacağım e, sizlere. Olay yerini göstereceğiz öncelikle. E, muhabirimiz Müge Rize Pazar'da Kız Kalesi yakınında. yer göstermenin yapıldığı yerde. İstihbarat şefimiz Naim Tançta da Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi önünde. Kerim'in gözaltı sürecini takip ediyor. E, birazdan Rize'den gelen ekiplerin Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere. E, Kerim'i almalarını bekliyor. A Haber Rize muhabiri Selman Kutlu ile A Haber Trabzon kameramanı e, güzel bir ekip çalışması yaptık. Kanalca Özgür Özdemir'de Rize Emniyet Müdürlüğü önünde iki zanlının yine gözaltı sürecini takip eden arkadaşlarımız. Şimdi öncelikle size şunu söyleyeceğim. Yani sizin babanız, amcanız ne işi var sizce bu iki kişiyle sahil kenarındaki parkta? Hiçbir bilgim yok. Biri telefon etti oraya çağırdı yönlendirdiler. Öyle düşünüyorum. Hı? Biri telefon etti adamın telefonuna mı ulaştılar? Oraya mı çağırdılar? Öyle düşünüyorum ki. Yani Biri ki. Bir de, de paketi ya, teslim aldım diye bir işte iddia biri, var ortada. Evet. Ben size söyleyeyim. iki nedeni var. Bir tanesi para. Ben her zaman söyledim. Ee, yine sözümün arkasındayım. Ben dedenin o parayı evde bıraktığına inanmıyorum. Hı. O bir. İkincisi bir gün evvel alışveriş yapılmış. Daha sonra üzerindeki parayı bankaya yatırdı yatırmadı diye bir mevzu oldu. Evet. Kerim evet. önce yatırdı dedi. Sonra dedi ki yatırıp yatırmadığını bilmiyorum bankaya dedi. Bu dedenin üzerinde para olduğu konuşuluyor. Az sonra Kerim'in gözaltına alınmadan önce hem Nayim ne yaptığı hem de Hakan yaptığı iki ayrı e, konuşma var. Orada izleyeceğiz. Burada anlıyoruz ki dedenin üzerinde bir para var. Üstelik Kerim diyor ki, e, Yasin diyor bana diyor deden ne zaman maaş alıyor diye soruyordu diyor. Ne alakaysa, bir para mevzusu var. Bir de bir takım çarpık ilişkilerden bahsediliyor. Bu dede bu çarpık ilişkilerin de üzerine gitmiş olabilir. Ee, ...gerçekten parası içinde götürülmüş olabilir. Yine Kerim'in az sonraki konuşmalarından anlayacağız ki... ...ya bu işlerden anlamıyorum, anlamak da istemiyorum, hiçbirimiz de anlamayalım... ...ama nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde bir tane kadın buluyorlar bunlar... ...o kadın diyor ki şu kadar para yatırın, ben size 94 bin lira kazanacağınız bir kupon oynayacağım diyor... ...ama herhalde bunun için bir para isteniyor, yani sen o parayı toplayacaksın, yatır, vereceksin o kadına... Ee, o kadın da yani niye benden 10 bin lira alıp 94 bin lira bana kazandırıyor kendisi kazansın kendisi o 94 oynat. bin lirayı yani benden niye istiyor düşünmeden. Ee, anladığım kadarıyla bu aralarında böyle bir şey var ve Kerim'e diyoruz ki neden sen bunlarla görüştün birbirimize kumar tüyosu veriyorduk diyor. Kumar tüyosunun da nasıl verildiğini hiç anlamıyorum. Şimdi eğer bu maç üzerineyse... Ben sana nasıl maç vereyim? Ben ne bileyim şimdi Fenerbahçe mi kazanacak, Trabzon mu kazanacak? Zati ben müneccim bilseler, miyim yani? Zati bilseler bu kadar çok e, parasal olarak da batmazlar. Üstelik hani Kerim de, evet, Üstelik Kerim demişti ki ben dedem kaybolduktan sonra bu kumara girdim. Ama anlıyoruz ki Kerim ve Yasin'le, e, Enes ve Yasin'le evet. olan konuşmada dedesinden önce de bu kumar işine bulaşılmış. 94 bin liralık kuponlar falan konuşuluyor arada. Yani benim diyor onlar diyor konuşma şeylerim. Ee, i̇şte kumar tüyosu vermek adınaydı diyor. Ne tüyosuysa e, oraları da anlamadım. İsterseniz önce şu kız kalesini bir görelim. Ee, Müge'ye bağlanalım. Müge'cim. Senin de eline sağlık. Neredeyse İnancını pazarda e, konuşmadığın kimse kalmadı. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ediyorum sana da teşekkür ederim Müge Hanım e şimdi Kerim Bekar'ın bize daha önce soğuk su mahallesinde bu limandan kayıkhaneden geçtiğimizde gösterdiği dedem çıkmıştır dediği kayalıkların önünden başlamak istiyorum size bakın buradan aslında e, Süleyman Öz'ün arkadaşım bana dönerse şimdi arkamda kız kalesini görüyorsunuz aslında buradan düz devam etseniz kız kalesine gitmek mümkünken Kerim Bekar bize şu meşakkatli kayalıkların üzerinden dedesinin çıkmış olabileceğini buradan kayalıklardan aşağıya düşmüş olabileceğini ...ya da parça parça e, parçalanıp farklı noktalara amcası ya da bir başkası tarafından gömülmüş olabileceğini söylemişti. Bakın yaklaşık 100-150 metrelik bir mesafe var şu an kat ettiğimiz ama e, daha sonrasında Yasin Şanal'dan gelen... İfade de öğreniyoruz ki Yasin Şanal parkta yani Dursun Zehirli güvenlik kamerasında gösterdiğimiz o en son ulaştığı parkın orada karşılıyorlar Enes'le birlikte ve Enes orada sizin de anlattığınız gibi paketi teslim aldım diyor. Hemen devam ediyorum anlatırken bir yandan e, paketi teslim aldım diyor ve Dursun Zehirli nedenini bilmediğimiz bir sebepten ötürü bu sahile doğru geliyorlar. Kayalıklara geliyorlar ifadesi bu şekilde. kayalıklarda hemen şu anda arkamda gösterdiğim yerler zaten. Hemen gidelim ve iddialara göre burada Enes ee, kayalıkların orada Dursun Zehre taşla vurarak onu öldürüyor. Şimdi Veya Şanal'la birlikte burada... Mügeciğim. Şimdi burada. şöyle bir şey Gör, var. Yürü. Dur sen de sakin git nefes nefese kalma. Orada ben sen yürüme sana şey payı varayım. Şimdi Müge ilk buralarda dolaşırken aslında Kerim Müge'nin yanına geliyor. Şimdi ben size bana gönderdiği mesajı anlatayım. Müge bana mesaj gönderdi. Diyor ki yani bu, bu, torun bizim yanımıza geldi ama saçma sapan şeyler anlattı diye. Yani ilk mesajı öyle. Çok garip geldi bizi bir kayalıklara götürdü. Dedem buradan kayalıklardan atlamış olabilir dedi. Yani Kerim ilk gidiyor Müge'nin yanına. Diyor ki benim diyor bak diyor gel diyor seni buralara götüreyim diyor. Benim dedem bu kayalıklardan atlamış olabilir diyor. Müge de diyor ki niye senin deden gelsin hani buralardan atlasın? Sonra bir de telefon sinyali var. Ama ben yazdığı mesajı çok iyi hatırlıyorum. Garip garip bir şeyler anlattı diye yazmıştım. Müge istiyorsan sen anlat o günü. Ee, sana da çok garip gelmişti Kerim'in anlattıkları evet. çünkü. Evet Müge Hanım o gün zaten yola çıkacaktı. Stüdyoya gelmek için onu gönderecektik. Onunla buluştuk. Buraya geldiğinde bu kayalıkların orada. Yani o parça parça gömme olayından sonra buradaki kayalıkları göstererek çevredeki burası çok derin. Farklı bölgelerden içine çekilmiş olabilir. Kalp krizi geçirip kayıp düşmüş olabilir. Gibi gerçekten çok çelişkili yaklaşık iki dakikada bir fikir değiştiren iddiaları olmuştu. İşte onun sonucunda bakın Yasin Şanal'ın şu anda geldiğim noktada kazı çalışmasının yapıldığı noktadayım şu an. İddiaya göre işte Enes gün yüzlü burada Dursun zehir öldürdükten sonra bu kayalıklar civarında bu mağaranın mağara gibi gördüğümüz bu yerin içerisine gömüyorlar Yasin Şanallı birlikte. Ama buradan dediğim i̇şte gibi ne yazık ki ceset çıkmadı. O yüzden de buradan e, toprak numuneleri alındı. Yani buraya e, ceset gömüldü mü, gömülmedi mi? Evet. Adli tıp kurumundan rapor evet, istenecek Toprak numunelerinden e, çok rahatlıkla DNA yani, örneği gömülse, aranacak. E, Burada ya ce, belki müge sen de yani bunu yapınca ya ceset bir yerden bir yere ta taşınmış olabilir ya da orada dalgalar yükseliyormuş Rize'de belki siz de bilirsiniz oradaki evet, yerel şey, halkla hatlıyorum. konuştuğumuzda yükseldiği için e, alıp denize de sürüklenmiş olabilir evet. diyenler var ama e, mesela şimdi bir az sonra bir muhtarı izleyeceğiz. Konuşulanlar bu cesedin daha sonra buradan alınıp başka bir yere taşındığı yönünde. Fakat bu Yasin denilen çocuk çok da aklı başında bir çocuk değilmiş. Hatta çok açık söyleyeyim yani konuşanların e, şey olacak biraz hani işin magazini değil aslında yani gerçeği söylemler ee, o doğrultuda benim. Yani şöyle demişler bunlarla konuşanlar diyor ki bunu da özellikle böyle yeni küçük çocuğu olanlara söylüyorum bakın daha sonra ileride bu çocuklarımıza ne oldu demeyelim diye. Bunlar bütün gün böyle internetin başında oyun oynuyorlar ya. Diyor ki oradakiler bunların hepsi aynı Kerim gibi. Herhalde oynaya oynaya böyle bu o sanal gerçeklikte beyinleri küçülmüş diyorlar. Şimdi internetle uğraşmak var, uğraşmak var. Çocuk var internette oyun üretiyor. İşte hani ne olursa olsun hackerlık yapıyor o yapıyor. Yani o internetin şeyini çözenler var. Tabii. Ee, sistemi çözen Sistemini çözenler var. var. Bir de bunlar gibi ben item mi alıyordunuz, bilmem ne mi alıyordunuz. 22'ye yükseldim, 23'e yükseldim. İşte Ondan duygusal para bundan. Bunların insan zekaları e, daralıyor sonuçta. Yani Yasin'in bir, Yasin bir dediği bir dediğini gelişti. tutmuyormuş. O kadar söyleyeyim. Yani evet. çok da akıllı bir çocuk gibi durmuyormuş. Diyorlar ki Yasin her yere de sürüklenirdi. Yani çok aslında bu cinayeti Yasin mi işledi? Çok emin değiller o nedenle. Yani başkasının tesiri altında kalmaya müsait Aynen yapılıyor. öyleymiş. Evet. Aynen öyleymiş. Yani ne denirse yapılırmış. Yani evet. Yasin'in ne alakası var ee, bilemiyorlar. Evet Müge'cim tekrar sana dönelim. Ee, Müge Hanım şimdi kayalıklar bakın hemen şuradan görebiliyoruz. Kız Kalesi'nin orada. ...Kerim'in bize gösterdiği nokta... ...şu anda sizin de gördüğünüz o nokta... ...işte Kerim bu kadar yakın bir mesafede... ...açıkçası bu e, alanı da... ...Yasin Şenal'ı itiraf nereden etmişken... Bildi? ...neden bize buraları gösterdi... ...anlayamadık... ...evet gerçekten nereden bilecekler... ...ve burada dediğiniz gibi... ...olay yeri inceleme yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından... ...buradan numuneler aldı çeşitli yerinden... ...topraklardan, içeriden... ...hatta bir ara yani o kadar yoğun bir şekilde çalıştılar ki... ...yani kullandıkları kepçenin hidroliği kırıldı... ...yenisine yedek getirdi, takıldı... Ve Vesaire. Yani çok burada gerçekten randımanlı bir çalışma gerçekleşti burada. Ve sonucunda eğer e, cenaze çıkmayınca da e, şimdilik bütün ifadeler alınmak üzere e, beklemeye karar verildi. Ve burası boşaltıldı. Biz de 5 saat boyunca burayı takip ettik. Yani burası Kerim Bekir'in bize söylediği yere çok yakın olmasıyla aslında bizim de tuhafımıza giden bir olay oldu. Ve zaten siz de söylediniz onların da bir telefon trafiğinde zaten birbirlerini tanıyan insanlar oldukları da ortaya çıktı. Tabii bunun arkasından e, ne çıkacak olayı... biz de takip etmeye devam ediyoruz. Evet, zaten olayın çözümü Kerim'in telefonundan çıkıyor. Yani şimdi siz sus pus oturuyorsunuz, biliyorum çok üzgünsünüz ve şaşkınsınız ama yani olay zaten Kerim'in telefon trafiğinden çıkıyor. Olay Kerim'in konuştuğu kişilerden birinin Ankara'da olduğunun tespit edilmesiyle e, gündeme geliyor. Biz burada Kerim'e 50 kere sorduk. Arkadaşın var mı? Siz de sordunuz buraya gelmeden önce. Evet, Sevgilisini sordum. söylediğinde de şaşırdınız. Evet. Yani hafta sonu Ankara'ya gitmek istediğinde de sorduk. Oğlum başka arkadaşın var mı? Peki tamam orada sevgilinle görüştüğünde başka bir grubunuz var mı? Tanıştın, orada tanıştın. Yok 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 dedi. E Sonra işte telefonla konuştuğu kişi Ankara'da çıkıyor. Yani bu kadar tesadüf olur mu kısmını tabii ki e, ifadeler belirleyecek. Bir de ben şunu da anlamadım. Yani 22 yaşında bir delikanlı yine yanında 22 yaşında bir başka delikanlı niye dedesinin e, maaşını ne zaman aldığını sorar? Hiç sordunuz mu hayatınızda bir arkadaşınıza senin deden Hiç ne zaman maaş zaman, alıyor diye? bir zaman sormadık tabii ki. Gerek, yani. Sorulmaz ki. Yani, bir de yani hani ben küfür edilmesine karşıyım ama küfür tam bu noktada edilir. Evet. Yani ne münasebet sen soruyorsun kendi diye. Kendi annenizin babanızın maaşını sormazsınız ki. Ne zaman alıyor diye. Tabii ki canım. Yani. Yani. Müge Hanım bu röportaj paket alındı, alındı dediği şahısla... Bu iletişime geçildi mi? Bulundu mu? Üçüncü bir şahıs oluyor. İşte şimdi. Soruşturma yürütülüyor. Onları öğreneceğiz sonra ileride. Ee, onların hepsine bakılacak. <laughs> bu bakın şimdi. Yasin'in anlattığı bu Enes'le ilgili. Yasin'in anlattığıyla Enes'in anlattığı birbirinden çok farklı. Bizi dün internet kafeden yayınımızı izleyen Yasin'in anlattığına göre Enes öldürüyor. Enes'e göre de Yasin'i öldürüyor. Şimdi Ama ikisi beraber biz... diyorlar. İkisi yani, hayır. Yine diyor. Enes demiyor biz beraber gömdük. Yasin diyor beraber gömdük. Evet, yani Yasin diyor. Yasin diyor ki şimdi bizim merak ettiğimiz konuya, yani benim merak ettiğim, sizin de merak etmeniz gereken konu şu. Sizin babanız neden sabahın kör karanlığında kalktı? Kimseye haber vermeden bu merkeze indi. Merkeze indikten sonra bu sahile geldi. Gelip bu 20 yaşındaki çocuklarla oturdu. Zaten adam çocuktan bıkmış. Niye geldi bunlarla parkta oturdu? Niye parktan onlarla beraber bu kız kalesine doğru yürüdü? Evet. Niye yürüdü? Adam buraya kadar yürüyor. Burada öldürüp sırtında taşıyıp götürecek halleri yok. Burası işlik yerlerden biri. Oraya kadar yürüdü. Sonra oraya gömüldü. Ve neden de Kerim o sabah Rahmi Bey'in deyimiyle sabah kalkar kalkmaz bir şey söylüyordu. O, bir Rabbena bir şey falan diyordu. Evet. Ama, ya Allah'ı dedim Sabah sabah heh. kalkıp da. Yani bunun izahı yok. Yani o da neden oluyor? böyle ya Allah diye uyanıp o da koştur koştur dedesini göz ucuyla aramaya gitti. Hani neden bu adam bunlarla buluşur? Yani Adem mesela sana sorayım neden senin deden buluşuyor internet Bilmiyorum abla yani oraya gitmez zaten adam. Yani bir telefonlaşmışlar o yüzden gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Adamın orada ne işi var tünelin yanında yani pazarın çıkışında? Ne işi var? Ha bütün bu kız kalesine mi gömüldü? Başka buradan alındı buraya gömülüp o gün başka bir yere mi taşındı? Belki tam olarak gömülemedi. Eğer dalgalar geldiyse açığa mı çıktı? Alıp başka bir yere mi götürüldü? Hani şu an onların hepsi muallakta. Çünkü evet. dediğim gibi özellikle Yasin'in bir dediği bir dediğini tutmuyormuş. Ee... enteresan. Şimdi e... Kerim'in İlk e, Naim'le yaptığı röportajı izleyebiliyor muyuz? Şimdi biz haberi aldık, Kerim'e de ilettik. Ben mesela Kerim'in bu küntlüğüne de hiçbir mana veremiyorum. Bir insan, yani dede büyütmüş bunları. Ne bir mi? insan bir gram bir gözyaşı dökmez mi yani? Ay çok üzüldüm demez mi ya? Ben tahmin ediyordum bu dedenin cinayete kurban gittiğini. Nereye gidecek? Ama öyle mi? Reklamdan sonra mı gidesin? İlk kere bu olaylar oldu. Yemin ediyorum gözlerim dolu dolu oldu. Çünkü bir sürü şey düşünüyorsun. Diyorsun ki işte yaşlı adam bak bu çocuklara bakmış, ona bakmış, buna bakmış falan. Gözünden bir damla yaş geldi mi? Yok. Hayır. Ya yani bu kadar sürede biz bile duygusal bir bağ kuruyoruz. Kuruyorsun Tanımadığımız e, o yaştaki biriyle. Ne kadar hayır, bir de Kerim'de böyle sorulara cevap verirken gülümser bir eda, gülümser bir tavır içerisinde bırakın üzüntüyü. Üzüntünün dışında Herhalde böyle yüz öyle. Çünkü kendine az bir, bir hava içerisinde bir tabır, alay, alay, alay gibi, gibi. evet, evet. tavır. Şimdi benim merak ettiğim şu tamam başkası öldürdü, şu öldürdü, bu öldürdü. Niye yani koca pazarda? Niye bu adam? Müstehzi bir gülüş içerisinde Efendim, olaylara niye, cevap veriyor. Niye dursun dede şimdi koca pazarda? Orada esnafı var, o su var, bu su var. Niye bu adam? E işte bunu seçimle... Yani ne vardı üzerinde? Efendim bu para için yapılan bir şey kesin. Bakın o telefonla bağlanan bir beyefendi 510 bin liralık bir ev almak durumunda parası olduğunda ısrarla ifade verdi. O 510 bin liralık para konusu doğru bana göre. Üzerinde paranın olmayışı da belki Kerem ve be arkadaşları sırf işte para zaten bankaya yatmıştı bizim rakamız yok şeklinde e, gidişatı değiştirmek için yapılan bir konuşma bana göre. Valla biz Kerem'e, burada evet. siz de şahitsiniz, siz de şahitsiniz. 50 kere dedim ki oğlum bak sen bu işi biliyorsun. Sonra kim olduğunu da tahmin ediyorsun. Söylemiyorsun ki daha sonra ailen senden bilmesin diye dedim. demedin mi? Dediniz. Hmm. on defa ikaz edildi. E tamam sen şimdi biliyorsan Ankaralı arkadaşın kim şimdi ben dedemi arıyorsam. Öyle değil mi? Ben torun olarak. Ankara'ya bir günlüğüne bile gidenin ismini veririm. Derim ki bu Ankara'daydı, bu Ankara'daydı. Verildiyse hepsine bakılsın. Bu da yok 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 yok. Çünkü ailenin daha sonra senden dolayı oldu demesin diye. E bir de işte şimdi burada Kerim'i alıp götürmeselerdi soracaktım. E oğlum niye senin deden senin arkadaşlarının yanına gidiyor? Siz de dün çok da sormamışsınız yani. Biz onları arkadaşlarının yanına gidip buluştuğunu burada öğrendik. Niye canım? Arkadaşlarımız dün size ifadelerini okudu, parkta buluştular. E, kim? Kim? Ene, şeyin arkadaşı, Adem'in e, Adem arkadaşıysa, Adem'e soracağım. Adem, senin dedenin, senin arkadaşlarının yanında eşleşir. Benim annem, benim arkadaşlarımın yanına geliyorsa, bu benimle ilgili bir konu değil midir? Evet. evet. E, kim bilecek bunu? Ben bileceğim. Senin baban, senin arkadaşının yanına gidiyorsa, kim bilecek bunun nedenini? Sen bileceksin. Evet ama biz bunda parkta buluştuklarıyla ilgili bir şeyi burada öğreniyoruz. Tamam sen Kerim'in arkadaşı olduğunu bilmiyor musun öldürenin? Öldürenlerin biliyorsun. Arkadaş olduğunu. E tamam e ne, onun arkadaşlarının ne işi var <laughs> 71 yaşındaki adamla? Hani o da olur Allah korusun Adem olurdu da aynı kafeteryadan buluşlar etler falan deriz. Şimdi koskoca dede sabah kör karanlığında ee, namazını kılar kılmaz niye kalkıp gidiyor pazara? Kalkıp gidiyor bunlarla buluşuyor öldürülüyor. E niye öldürüyorlar şimdi bunlar bunu? Para için gözüküyor. E parası olduğu nereden biliniyor? İşte Kerim'e sormuş, deden ne zaman maaşı çekiyor, ne kadar para alıyor diye. Oradan bilgi toplamış. Ayın, ayın kaçında çeker. Onun ama, gibi bir ama maaşının da aldığı gün değil ki. İşte oraya oraya nasıl iletişim kurulup da oraya adamı çekiyorlar. Onu bilmiyorum. Hmm. E birinin yani vasıtasıyla. Bir, bir gün, vasıtası gün yani. eve ne dedi Kerim? Gitti eve alışveriş <laughs> yaptık dedi. Bana para verdi. Ademe para verdi. Daha sonra üzerinde para vardı. Bank demiş ki adam artık paramız bitiyor. Hı. Üzerimdeki parayı da bankaya yatırayım demiş. Cebinde değil. Bunu 130 da anlatan lira yine Kerim'di. 120, 120 120 lira, lira kaldı para diyor. Kalmış. Şimdi o parayı yani. Kerem'e ve Ademe verdiğinde üzerindeki para destesi demedi görüldü. Bundan dolayı Yok o ondan o ondan evvel bayağı evvel. O değil. Bu cinayetten bir gün evvel aile yine alışverişte. Evet. Baba da çalışmıyor ya. Dede eve alışveriş yapıyor. Dede eve alışveriş yaptıktan sonra o Fatma Hanım'la beraber, kızıyla beraber evet. demiş ki hiç paramız kalmıyor. Ne demişti? Paramız hiç, bitiyor. Paramız, paramız bitiyor. Gerekli şey gerekli şeyleri alalım demişti. Heh. Tasarruflu kullanalım yani. Tasarruflu kullanalım diyor. Evet. Ama para daha sonra bankaya yatıyor mu, yatmıyor mu, üzerinde mi kalıyor, bilmiyoruz. Geri kalan harcandıktan sonra para. Adam diyor ki paramız bitiyor. O şey diyor. Bir ara verelim zaten şunu Kerim'i dinleyince ne demek istediğim daha net ortaya çıkacak. Şaşırdım. Yani. Normal yani. Kerim için normal bir tepki mi? Normal yani. Anladım. Peki. <laughs> Kaybının 5. ayında itirafla gelen acı haberle yıkıldı Dursun Zehir'in torunu, kızı ve aynı zamanda yeğeni olan damadı. Kerim'in bir bağlantısı var mı bununla? Emniyet araştırıyor. Ya bu adam niye kıysın buna ya? Çağırmış olabilirler diye düşünüyorum. Şu anda üzgünüz. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Yapanların en ağır cezayı almasını istiyoruz. İtirafta bulunan Yasin Şanal'ın Kerim Bekir'in arkadaşı olduğunu öğrenen aile yüzleşmeye de hazırdı. Bilmek istedikleri ise dedesinin ölümüyle Kerim Bekir'in bir ilgisinin olup olmadığıydı. Yasin'i tanıyor musun? tanıyorum. Muhabbetimiz var. Dışarıda tanımıyorum. Sadece internet kafeye gittiğim zaman tanıştık. Dedenle bir bağlantısı var mı? Dedeni tanıyor mu? Yok dedemi Dedenle maaş konusunda herhangi bir deden bu kadar maaş alıyor, şu kadar alıyorsun, seninki bu kadar alıyor. Öyle bir diyalon oldu mu? Yok. Telefonla görüşmeden oluyor mu diyor? Telefonla yasına. konuştuğumuz zaman oldu evet. Peki bu çocuklar... yazdığımda oldu. Pazarda şeyde çalışıyordu, havalimanında çalışıyordu. Havalimanında bir hafta çalıştık, kovdülür bunu. Bir şey mi kullanıyor? Kullanıyor, madde kullanıyor Yasin'le kumardan dolayı arkadaşız. Peki gözaltına alınan iki şüpheli arkadaşıyla Kerim Beker arasında nasıl bir iletişim vardı? Bu kritik soruyu da yanıtlamaya çabalıyor Kerim Beker. Kumardan şey diyor bana. Bir tane Instagram'dan kadın yazdı bana diyor. 100 TL ver diyor. Parayı katlayalım diyor. 94 bin liralık bir tane kupon yapıyormuş bu kadın buna. Bundan depozit parası istiyor Yasin'den. 2,5-3 milyar civarı bir para istiyor. Bu parayı 94 bin lira sana yollayacağım diyor. Dolandırmaya çalışıyor yani bu çocuğu. Bu çocuk da bizden para istiyor. Enes diye bir arkadaşım var mı? Enes diye bir arkadaşım var. Enes abi var. Enes Ankara'ya falan gitmiş. Telefon getirmiş. Ankara'da kalmış. Artvin'deymiş. Normalde pazara da Tamam bu çocuk. çocukla bir bağlantı mı var mı ya? Ne alışveriş bir... Peki dedenin hakkında bir çocuğa bir şey söyledin mi? Ara sıra konuşmam oldu. Ara sıra da yoğun bir şekilde görüşmeler olmuş. şahs itiraf if etti. Biz yaptık diye. Getirdiği yerde ceset bulunmadı. Sonradan dedi ki cesedin yeri değiştirilmiş. Sen bunların haberin var mıydı? Hayır. Dedenin öldüğünden haberin var mıydı? Hayır. Sen Enes'le Ankara'dayken telefon görüşmesi yapmışsın. Enes sana sordu mu neredesin diye. Normal bir sohbet geçti aramızda öyle. Enes'le o kadar konuşmuyorum. Samimi değilim o çocuğu. Dedemin maaşını sordu. Daha önce söylediklerinin aksine dedesi Dursun Zehir'le maaşıyla ilgili Yasin Şanal'a bilgi verdiğini de kabul ediyor Kerim Bekar. Peki dedenin hakkında bir çocuğa bir şey söyledin mi? Ara sıra konuşmam oldu. Yasin itiraf etti. Sen şu anda şüphelisin. Ben sadece kumar olayında bilgim var Yasin'le. Yoğun konuşmuşsunuz. Otelde kalmışsınız üçünüz bir arada. Deden de param ne olduğunu söyledi. Ya ben bazı arkadaşlarımla dedim adam maaş alıyor. Anneannemin maaşı var. Kulaktan gezdiyse adam öğrendi. Maaşım yani. mı var dedim. Bankada birikmiş parası mı var Birikmiş para mevzusu söylemedim ben. Dedemin maaşını söyledim. Çocuk sordu. Söyledim öyle, Boştan. 15 arasında çekiliyor dedim. Anneannemin maaşı yatıyor dedim. Yasin'e mi söyledin? Yasin'e e söyledim. Yasin'e söyledin. Ne zaman yatıyor maaşları dedi. Sordu ne sana ma maaşları ne zaman yatıyor diye. Evet. Rize'den gittiği numarasını değiştirdi. Kerim Bekar itirafta bulunan arkadaşı Yasin Şanal'ın Dursun Zehir'in kaybından sonra Rize'yi terk ettiğini, telefon numarasını dahi değiştirdiğini de söylüyor. Yasin'in değişti değiştiğini anladım. Yasin mi sana ulaştı sen mi Yasin e ulaştın? Ondan sonra daha çocuğa yazmadım. İnternet kafeye gittiğim zaman gördüm işte İstanbul'dan geri döndü bu çocuk. İki ay çalıştı orada. Tamam döndü internet kafede çocukla karşılaştı. Evet. Doğru mu? Sordum dedim ulaşamadım sana niye telefon numarasını değiştirdin sen? Değiştirmem gerekti dedi. Enesle ile Yasin ne kadar arkadaşlık derecesi var? Onlar arkadaşlık Kanka derecesi yani? illaki kankalar. Daha yakınlar onlar birbirine. Ben Yasin'e o kadar güvenmiyorum zaten para verecek kadar. Vermiyorum zaten çocuğa para. Ölü kokusu değil ayar kokusuydu. Kredi çekip borç verdiğini söylediği taksi şoförünün o gün ölü kokuyordu demesiyle ilgili de Kerim Bekar'dan bir yanıt almak istedi Hakan Şahin. Üzerinden ağır bir koku geliyordu. Çok kötü bir koku vardı yani durulmuyordu ki. O soğukta mesela camı açarak götürdüm şeye. Serkan niye söyledi ki üzeri ölü kokusu var bunda? Ben normal bunların önce siyah bir çizmem vardı ya. Tamam. Siyah bir içinde yani bir ne kokusundan mı öyle söylüyorsun? Yani evet, ayaklarım kokuyordu. Ölü gibi kokuyor ayaklarının diyordu. Camları diyordu havalandır ayaklarını diyordu. Kerim Bekar bu açıklamaları yaparken küçük çekmece emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyon için harekete geçmişti. bize de başlayan operasyon ikinci aya olarak İstanbul'da operasyon devam ediyor şu anda. Rize'deki itirafın ardından şüpheli olarak İstanbul'da gözaltına alınan Kerim Bekar'ın kaldığı oda ekiplerce didik didik arandı. Aramanın ardından bulunduğu adresten çıkarılan şüpheli torun sağlık kontrolünden geçirildi. Otelde alınan Kerim Bekar, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Buradaki sağlık kontrolünün ardından küçük çekmece ilçe emniyet müdürlüğüne götürülecek ve gözaltı süreci başlayacak. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheli torun hastanenin ardından polis merkezine götürüldü. Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da gözaltına alınan Kerim Bekar'ın sorgu işlemleri Rize'deki ekipler kendisini teslim aldıktan sonra başlayacak. Evet şu anda o da şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Tabi bilmiyoruz ki ne konuşuyorlar bu e, hani babasının da işsiz ve parasız olduğu biliniyor. Çocuklarına para veren baba değil de dede. Herhalde dedemden alıyordum dedi. Bu çocuklardı merak etti herhalde dedenin hani ne kadar parası var, ne kadar maaşı var falan filan. Mümkün i̇şte çünkü. kumar bu. Evet tabii tabii. Kesinlikle. İşte kumar bu. Kesinlikle. Hani hep buradan söylediğimiz e, kumarın insanı hangi yola sokacağı, e, çevresindeki kimlere zarar vereceği konusunda e, bu gerçekten ibretlik bir e, sonuç. Yaşları yani. çok küçük, e, çalışmıyorlar, para gelirleri yok. Kendi kazançlarıyla saldan soldan para alacaklar. Ama ben burada yayında da sordum. Şu anda da yani... Ödendiği zaman 35 bin lira borcu var şu çocuğun. Bizim bildiğimiz. O da bize Sağa söyledi. Sağ sola ]ydi. hani Doğru ne var bilmiyoruz. Sadece bankalara 35 bin lira borcu var. Nasıl ödenecek o para? O, onun da onda cevabı yok. Kumar ve uyuşturucu alışkanlığı her türlü belaya bulaştırır. Parayı temin etmek için her türlü kötülüğü en yakınının işte canını dahi almayı düşündürebilecek duruma sokar. 300 lira alacak. işe girerse haftada 300 lira alacak. O da girerse girmeye de niyeti yok. Evet. Ayda alacağı 1200 lira aslında gitmiyormuş ki işe. Gitse şimdi gerçekten işini iyi yapsa dediğim gibi yani otosanayide insanlar para kazanmıyorlar mı? İyi para kazanabilir. Yani o işine bağlısın. 1200 lira alacak. 1200 lirayla zaten bir yedi mi dört porsiyon hamburger yiyor. Ondan sonra kendi karnını doyuracak. Gece taksiyle evine gidecek. Hem o paralar çıkacak oradan da bu borcu ödeyecek. Yani hiçbir şey olmasa da mesela bu çocuk bu parayı nasıl ödeyecek? Eminim siz de merak ediyordunuz yani. Nasıl öde ödenecekti o para? <laughs> Bilmiyorum. Yani şimdi inşallah alakası yoktur. Yani ilgisi yoktur. Biz onun sözünden etkilendik denir. O da serbest kalır. Biz de tekrar Kerim'le bir araya geliriz mesela. Şimdi 35 bin lirayı nasıl ödeyeceğini açıklayacak mesela bize. Ama benim şurada durduğum Kerim ya da bir başkası. Sen de olabilirsin sen de olabilirsin sen de. Yani bir ben gitmediğim için pazara kendimden şüphelenmiyorum tabii ama yani bu adam nasıl buluştu bu çocuklarla? Yani ha. asıl önemli nokta bu parkta tesadüfen mi karşıla? Hadi parkta tesadüfen karşılaşacağız. koca adam. Yani bir de şimdi o yaştaki insanları da biliyoruz. Hadi bakayım Rami Bey al da gir koluna götür bakalım oradan oraya götürebilir misin? Hayatta gitmez. Nasıl götürüldü onlar oradan oraya? O gitmenin altında da bir takım durumlar var, düşünceler var. Yani o <laughs> bu tenha yerlere gitmesinin sebebi. E, ee, tabii özür dilerim ama. Hayır 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 hiç öyle şey. onlar hiç. Sakın. Yani biz hani normal gidiş olmaz. Benim dediğim mı? o değil. Benim dediğim o değil. İhtimali, i̇htimali. Hayır 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 hayır, hayır, benim dediğim o değil. Aman aman aman. Benim dediğim o değil. Benim evet. dediğim başka bir şey. Onunla alakası yok. Yani o dedi oradan yürüye yürüye gidiyor bu iki çocuğun yanına eğer iki çocuksa. Şimdi dediğim gibi iki ayrı kişi gözaltına alınıyor. İki ayrı kişinin söyledikleri farklı. Yaz, yani ilk Enes'le konuştuğunda konuşulduğunda Enes Ankara'da olduğu için Yasin çıktı deniyor. Saat benim için çok önemli. 11 ile 11'de çıktı. 4'te eve geldiğinde üstü başı perişan haldeydi. Banyo yaptı. Üstünü başını yıkadı. Ben Ankara'ya geri döneceğim dedi diyor. Yasin'e gidildiğinde dediğim gibi dün internet kafede gayet soğukkanlılıkla programı izliyor Yasin. E, gözaltına alınıyor programın ardından. Diyor ki e, biz beraberce parktaydık. Dede yanımıza geldi. O Ankaralı Enes gelince paketi aldım dedi. Telefonla mı aranmış, o mu telefonu aramış mı çok aklımda yok. Öyle dedi. Başta da ama telefonla aradı demiştiniz şimdi. O mu o mu çok emin değilim oradan. Sonra biz beraberce paketi aldık dedikten sonra beraberce o parktan Kız Kalesi'nin oraya kadar yürüdük. Sonra oradan da Enes kafasını taşla vurdu, öldürdü, oraya gömdük diyor. Bu konuşma doğruysa o zaman o üçüncü şahıs kimdi telefonda konuşulan? Pakete aldık paket dedikleri kim? E, diye tanımlanan tabirdeki dede o zaman e, kim tarafından oraya yönlendirildi? Ama ikisi mi, birbirinden şahıs. farklı konuştuğu için İkisini de e, o nedenle tam, ben şimdi tam olarak hangisinin doğru olduğunu söyleyemem. Şimdi e, dediğim gibi daha sonra burada da cenaze bulunamadığı için... Ee, ...Kerim'in de gitmesi bekleniyor ee, Rize'ye. Kerim de gidecek. Üçüyle ayrı ayrı konuşulacak. Artık hani neresiyse gidip tabii orası kazılacak. Dün burada perişan oldu insanlar. Ee, tabii. Gerçekten zor Doğru. bir alan. Kayalık bir alan. Oraya indirildi. Gerçekten kutlamak lazım emeği geçen herkese. Bu arada... <laughs> e, Kerim ilk dedem parka gitmiş demiş. Arkadaşlar orayı da hazırladılar. De i̇nternet kafedeyken arada bir dışarı çıkıp oynadığım masanı donduruyorum, dedeme bakmaya gidiyorum belki arkadaşlarına gitmiştir diye kendisini bulamıyorum kendisi ben onu ararken galiba bizim bir park var oraya doğru gitmiş dörtten sonra da annem beni arıyor diyor ki dede eve gelmedi, çarşıda mı bak dedi bir daha öyle bir daha gözden geçiriyorum her yeri yine bulamıyorum. Parka gitmiş kim demiş gitmiş onu da bilmiyorum. Müge o parkın orada. Ee, Müge'ciğim yani o parktan çıkınca kız kalesi görülüyor mu? O park neresi sen bize bir anlat. Müge Hanım geçen gün bakın şu kamera görüntüsünden aşağıya vermiştik halı sahaya dönmüştük buradan <laughs> o halı sahanın olduğu yerdeyiz park burası buradan devam ettiğinizde bir çıkış yok burası burada bir yer yok ama buradan aşağı indiğimizde hatırlarsanız Soğuk limanına giden bir köprü altından geçip kayıkhaneye çıkmıştık İşte sabah size gösterdiğim o kayaların olduğu alana çıkıyor o köprünün altından geçtiğimde yani bu parktan şöyle hemen size şuradan kısaca üstten göstereyim ee, şuradan bakın, otobanın karşısında kalıyor kız olduğu yer. Bir de o gün yağmurlu Aynen öyle. yani şu an. Bakın Kerim'in bize, Kerim'in bize gösterdiği alan tam sağında şu anda gördüğünüz Aynen. alan. Parktan düz devam ettiğim zaman da karşımdaki alanda su Limanı'na giren köprü zaten. Göstermiştik orayı evet. ve bunun devamı da Kız Kalesi. Müge Hanım şu yolun e, dönemecinden gittiğinizde Kız Kalesi'ne varıyorsunuz. Zaten onu da Kayıkhane'den çıkmak mümkün. Ama yani orada bir sürü evler falan var. Bu adam buradan Sar zorla oraya götürülemez, hiç mantıklı değil. Yağmur da yağıyordu. Yağmur yağdığı için parkta oturma şansı da yok. Çünkü onun anlattığı gibi yani Orada... parkta oturduk bankta falan gibi bir şey olamaz. Sonra kayalıklara doğru yürüdük diyor. Orada çok önemli bir şey olmuş ki hem yağmur yağıyor hem sabahın erken saatlerinde oraya gidiyor. Yani oraya nasıl nasıl ne amaçla? O tarafa gittiğini biliyoruz güvenlik e, kamerası görüyor musun? ama ne amaçla o çocukların yani. oraya gidiyor? Başka bir şey var. Ürün altına iniyoruz buradan. <laughs> Bakın şu an iniyorum kestirmeden tabi burası dursun Zehrin inmesi için çok uygun bir yer değil ama e, ne bir saniye hemen göstereceğim. Şimdi. Sizde bir yaştan sonra insanlar ölüyor bitiyor şimdi sanıyorsunuz. Bakıp yok. <laughs> Tünelin altından tekrar geçtiğimiz zaman <laughs> Kerim Bekar'la o gün size gösterdiğimiz kayıkhaneye çıkıyoruz. <laughs> normal yürürse evet buradan normal. Öteki türlü atlayarak da de gider. Bakın şu sol taraf sabah size yayın yaptım. Kayalıklara çıkıyor Müge Hanım. Hı hı hı. Drondan görelim. Bu arada ben drone operatörü Murat Namlı'ya da çok teşekkür ediyorum. Rize'den bize görüntüleri ulaştırıyor. Çok teşekkür ediyorum ona da. Yani hepsi aynı yaş. Yok yok adamcağızın yürüdüğü yerden belli işte. Orada onunla buluşmuştu. o çocuklar onun cebinde 120 lira için bunu yapacak halleri yok. Hayır parkta zaten tesadüfen karşılaşsalar adamın çocuk parkında işine. Cebinde 120 lira içinde öldürecek halleri yok. Demek ki onun cebinde başka para vardı. Bu da diyor ya tutundu istedim bana. Evet. Çünkü reklam arasına dedim. Yani ben onu biraz dedi zorladım dedi para isterken dedemi dedi. Onun Söyledi ben size dedi onu dedi söyleyeyim dedi. Daireyi alacak para vardı. Daireyi alacak, daireyi alacak para mi? yoktu da. O, o ...buzdolabının üstündeki para falan oradan çıkmadı... ...o evdeydi o para... ...bak ben yine o çocuk bir şey yaptı demiyorum ama... ...o çocuğun anlatımlarından o dede hedef haline gelmişti olabilir... ...şimdi normalde... ...bak şimdi böyle söylüyorum... ...bu sefer de o dede onun arkadaşlarının yanına nereye gittiğinin cevabı yok... ...neyse yani bekleyeceğiz göreceğiz... ...yani toruna kondurmak da, istemiyorum... Dedemden ...en baştan bir üzüldüğüm noktada zaten o... Ee, ...hani beste kargayı oysun gözünü gibi olmasın... Evet. ...ama e, hayır, hayır. aslında biraz daha hani... Akşam belki sıkıştırsanız size de başka şeyler de anlatacaktı. Bir ara atlayayım geleyim mi dedim. Sonra dedim ki kendime hakim olamayacağım. Otur sen Müge dedim. Ee, benim hoşuma gitmiyor bu anlatımlar. Herkes kendi parasını kendisi kazansa kazandığı kadar da yiyecek. Ha anne babanın da görevidir. Tabii ki torununa çocuğuna destek olacak. Şimdi bak burada Adem'in de yüzü burada. Bu iki çocuk da çok başı boş bırakılmış çocuklar. Ben bu çocuklara da üzüldüm. Gerçekten üzülme. Sizin için bir şey söylemiyorum. Herkesin kendi çoluğu var, çocuğu var falan ama anneleri zaten eee psikiyatri kliniğinde. Babanın zaten varla yokla arası bir şey. Bir, bir insan da bir kendine baksın kardeşim. Eğer hani evleneceksen, çocuk sahibi olabileceksen kendinde o yetiyi hissediyorsan git de birinin de kanına gir. Herkes de evlenmek zorunda değil. Herkesin de üçer beşer çocuğu da olmak zorunda değil. Üç tane çocuk var. Biri yurtta, ikisi perperişan ortada bu çocuklarda kusura bakmayın ama bu çocuklara da para vereceksiniz. Bir delikanlı çocuk ben atıyorum arkadaşıma kız arkadaşıma hediye alıyorum dediğinde sen vermezsen o çocuk o hediyeyi mutlaka alır bunu unutmayın. Çalar alır çırpar alır. Herkes imkanları ölçüsünde. O yüzden diyoruz çocuğunuzu da bir okula verin. Okula veremiyorsanız gidin meslek sahibi olabilecek bir yere verin. Yoksa saldım çayıra, mevlam kayıra. Niye senin çocuğunu kayırsınlar? Bir meslek İşsiz, sahibi olsaydı internet kafede tutuklananlar zaten böyle. boş vakti olmayacaktı. Meslek sahibi olanın işi olur, işi olanın da zaten İşiyle kumarda oydu buydu gidip internet kafede vakit geçirecek zaten e, var boş var. vakti Sen olmaz. Sen şimdi git otosanayda ya da evet. başka bir çalışma şeyinde yani fiziken çalıştığın yerde git bakalım bir bedenini harca da 8 saat. Akşam eve gittiğinde Tabii. vaktin kalıyor mu başka Tabii. bir şeye? Yorulacaksın, yemeğini yiyeceksin. Ee, o kursan kitap okuyacağım, televizyonunu seyredeceğim, dinleneceğim. Ee, evet, Kerim gün annesinin kendisini 16'da aradığını söylüyor. Eleste ifadesine Yasinle eve 16'da geldiğini söylüyor gibi işte böyle garip garip şeyler var. Bu arada istihbarat şefimiz Nayim Taş da küçük çekmece Kanarya Polis Merkezi önünde Kerim'in gözaltı sürecine takip ediyor. Dün akşamdan beri Nayim, bayağı uykusuz kalmışsın. Günaydın sana da. Müge Hanım iyi yayınlar. Uykusuz kalmak hiç problem değil. Umarım ki bu cinayetin aydınlatılmasında en ufak bir katkımız olur. Dün akşam saatleri geç saatlere kadar sizin yayında altını çizdiğiniz önemli noktalardan sonra bize de başlayan hareketliliğin İstanbul'a yansımasını takip ettik. Saatlerce Kerim Bekar'la konuştuk. Fakat Kerim Bekar'ın söyledikleri hani derler ya dişe tırnağa pek yetmeyecek şeylerdi, diş et tırnağa değmeyecek şeylerdi. Bizi kandırabilir ama ailesinin de şüphesini çektiğini şahit olduk. Ailesi de artık ondan kuvvetli bir şekilde Yo, şüphelenmeye başladı. Şüphelenmiyorlar Sonunda bence. Şüpheleniyor musunuz? İstanbul küçük çekmece mi? Yok bence şüphelenmiyor. Şüpheleniyor musunuz Kerim'den? Şimdi ilk zamanlar olayın nasıl olduğunu bilmediğimiz için şüphe seziyordum. Yani ya dedesiyle ilgili bağlantısı olabilir diye düşünüyordum. Sonra bu şüphelerim geçti ama ee, olay mi? bu aşamaya gelince ne yapacağımızı hı. şaşırdık. Nasıl e düşüneceğiz? Şüphelenmiyorlar bence Naim'cim. Yani bir şey, bu zarar vereceğini düşünmüyorum. Gelişmelerden sonra halde şüphe onlardan üzerinden kalkmış durumda herhalde. Ama şunu gördük ki çok ufak bir anekdot at, anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Biz sonrasında Kerim Bekar'la konuşurken her şey bitti. Röportajı bitirdik konuşmaya devam ettik. Arkadaşlarımıza dedi ki ben bir oyun konsolu oynanan salona gidebilir miyiz orada oyun oynamak istiyorum dedi. Gamsız hareketleri çok dikkatimizi çekti. Şu anda İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamarya Polis Merkezi'ndeyiz. Rize'den gelecek olan ekibi bekliyoruz. Dakikalar sonra Rize'den gelecek olan ekip burada olacak. Kuvvet muhtemeldir ki canlı yayınımızda Kerim Bekar'ın buradan Rize'ye götürülüşünü sizlere görüntüleyeceğiz. Teşekkür ediyorum Nevcim. Sen çok uzun saatlerde Kerim'le beraber kaldın. Ee, yani haberi aldığındaki e, gamsızlığı yani bunun tabii psikiyatri edebiyatta da var. Künt. Evet, Künt kişilik kün, de denen bir kün, şey var. Evet. Ee, tabii biz seni hani psikiyatrist değiliz ama bazı e, ne denir bazı tavırlar hani hep hukukta da vardır ya dışarıdan da anlaşılabilir şekilde tavırlar vardır Antisosyal ya. Antisosyal kişilik e, bozukluğu, işte zeka geriliği e, vesaire yapılar, gibi. yapılar bunlar ne yazık ki duygu e, anlamında sıkıntılı kişilik evet, yani. Diyor ki işte böyle böylesin internet kafeden arkadaşınızmış falan filan tabi montajı bütün tam olarak akıtmadığımız için. O zaman belki sen de tanıyorsun bu Yasin'i. Tanımıyorum ben abla. Ya bu çocuk mesela tanımıyor ikisi abi kardeş. Ben onu çok anlamıyorum ya. Adem'le Kerim'in arkadaşımdan... arası. Ya aranız kardeşinle bu kadar açık mıydı Adem? Yani kardeşinle hiç birlikte vakit geçirmez miydiniz? Birlikte ee, sen de gidermişsin çünkü internet kafeye. Ya, e, birlikte gitmez miydiniz? Sonuçta internet kafeye gidiyorsan bu Yasin de internet kafeden çıkmayan bir kişiymiş. Dolayısıyla senin de onu tanıyor olman lazım oradan. En azından bir göze aşinalığın olması lazım. Bir selam yani bir verecek. Yok ha? Muydu? Yakınlığın yani, olması lazım. Senin özel bir konuşman olmayabilir ama en azından evet yani görüyorum albümle birlikte veya işte Selim'le birlikte konuştuklarını, beraber oynadıklarını görüyordum ama ben pek yakınlık hissetmiyordum, ilgilenmiyordum diyebilirsin. Ama hiç tanımıyorum demen acayip yani. Görmüştüğün var mı? Adamın ismini bilmiyorum. Yok hayır görmedim. Zaten arkadaşlarını Arkadaşlarından bahsetmezdi zaten bende, bana. E şimdi sen gitmez miydin internet kafeye, sen gitmiyor musun? Gidiyorum da arada sırada canım sıkılınca. Ha sen çok gitmiyorsun. Çok gitmiyorum. Sen nerede vakit Ha, Evde ineklere bakıyorum, evdeyim yani telefonla takılıyorum yani. Benim gibi o, anladım. Dışarı çıkıyorum, hava alıyorum yani, öyle. Peki sen bilmiyor muydun kardeşinin böyle kumar falan oynadığını? Biz de sonradan öğrendik. Karakolda öğrendik yani. Hani Elindeki telefondan falan hiç dikkatini çekmemiş miydi? Hayır. Aynı odada kalıyorsunuz. Aynı odada kalıyoruz ama sesimesi çıkmıyor yani. Öyle bakmaz ben, mısın ne yapıyor diye? Bakarım da yani oyun falan oynuyordu telefonla. Onun oyun oynadığını görüyordum zaten. E sürekli de para istiyor, sen de abi olarak hani ne yapıyor bu çocuk bu parayı falan hiç düşünmedin mi öyle bir şeyler? Öyle bir şey olacağını düşünme, düşünmedim yani. Kumar oynadığını. Karakolda çıktı yani o da. Kumar oynadı. Dedim ki bak yani e, ben teşekkür ediyorum Recep Ali da. Yani diyor ki o onun babasından para istemiş. Buradaki e baba figürü dede. Olur, tabii. E, o da ondan para istedi. Ama yine de akşam arayıp bir çağırmaları falan lazım yani. Tesadüfen parkta karşılaşıp bu adamı cebindeki 100 lira için öldürmek O biraz saçma tesadüf olduğunu sanmıyorum. Gerçi ben 3 lira için 3 kişiyi öldüreni de gördüm de şeyim yok yani. Bir de orada telefon gerçekse paket teslim alındı diyor söylüyor. Ama bak o paket teslim alındı falan kısımları yine altını çiziyorum. O onu söylüyor, o onu söylüyor. Az önce Trabzon'dan bağlanan arkadaşımız da aynı şeyi söyledi. Şimdi yani sonuçta bu işin içinde birden fazla kişi oldu mu? Evet. E, evet, üstüne atar, oğlun üstüne atar. Ee, o nedenle ben şimdi hangisinin doğru söylediğini bilemiyorum Bilelim. açıkçası. Ama sonuçta her ikisi de parkı söyledi, parkı söylüyor. Kerim de parkı söylüyor. Kerim'e ben sordum baban dedeni tanır mı Yasin diye yok dedim. Hiç görmüşlüğü var mı? Yok dedi. Ben onların üzerine gittim. Tamam da biz zaten en son güvenlik kamerası görüntülerinde onun o tarafa doğru gittiğini görüyoruz. Evet. Hava yağmurlu. Evet. Gidip de çocuk parkında oturacak hali yok yağmurda oraya. Değil, adrese gidiyor gibi. Tamam ha? o bir yere gidiyor. Gittiği onun yerde de bunlar var. Yönlenmiş. Onu biliyoruz ama nereye gittiğini bilmedik işte. Hızlı bir şekilde yürüyor yani. Çözemedik yani biz de. Sanki böyle sinirli gibi değil mi? Böyle kararlı gidiyor yani. Bir ee, şey. Yok şimdi normalde. Bir yani Bir konuşmaya gidiyor. Bir şey yapıyor yani. Böyle yani hedef, sallana hedef, sallana hedef yürümüyor hedef yani. O bir yere gidiyor. gidiyor. Zaten gittiği yerde bir şey yok ki. İşte yani hedef gittiği yer onun gideceği gidiyor. elinde oltası olur. Balık tutmaya gider. Tesadüfen karşılaştılar. Parasını cebinden aldılar. Öldürdüler dersin. Şimdi burada da tesadüfen çocuk parkını Ha bir de ben size bir şey söyleyeceğim. Bu iki tane çocuğun sabahın kör karanlığında çocuk parkında işine. O daire bir soru işaret. Ne alaka? O da o da o o, o da evet. açık yani normal açık. bir flaşlama bir işareti mutlak. de değil. Yani gayet çıkmaya muhtemel. Gerçekten gözümüz kulağımız gerçekten rize emniyetinde. Evet. Yani hani oraya şey de gittikten sonra e, Kerim de gittikten sonra onlar bütün bu soruların cevaplarını alacaklardır. Gerçekten ben de yani nasıl karşılaştıklarını, hangi amaçla karşılaştıklarını e, herkes gibi çok merak ediyorum. Yani ne çıkacak altından merak ediyorum. Yani belki bu anlattı dedi işte. Tamam sadece anlatmayla olsa nasıl karşılaşacaklar? Çok aklımda deli sorular var neyse. Bu arada Polat'ın telefon attığımızda Trabzon'daki kasap. Polat Bey ben size de teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldunuz. Canım ben teşekkür ederim. Yalnız e, bazı şeyleri söyledim de yine söylüyorum. Adem'i şu konuda sordum ki yani sen hiç benden diyalog kurmadan bu zamana kadar geldin sadece oturup gittin. Neden para isteme gereği duydun? Yani seni Kerem mi yolladı? Kerim mi yolladı benim yanıma? Ve sana niye Kerim söylemiyor ki dede bize 100 lira vermiş? Gerek yok. Haydi diye. Yani bunları da Adem'in niye buna alet olduğunu merak ediyorum. Yani Adem bir şey biliyorsan söyle artık yani. Hatırlamıyorum ki abi senin para istediğimi. Ama istedin Adem. Bak sen hiç benimle konuşmayan Adem benden para istiyor. Benim tuhafıma gitti. Sen hiç böyle bir şey yapmazdın. Sen hep saçın, hiç konuşmayan bir adam. Benden para istemem bile benim telaşlandırdı. Yani Adem benden niye para istiyor? E, Şerim'in seni gönderdiğini düşünüyorum bak Adem. Eğer böyle bir şey de sende var. Artı Hakan yanıma geldiğinde Kerem tam böyle sığınmış yanına bekliyor ki Polat abi benim için Hakan'a bir şey diyecek mi? Böyle bir telaşı da ben hissettim Kerim'de. Ve hatta söyleyemiyordum. Müşterilerin Maydoğan'da Hakan'a dedim ki bana bir numara bırak. Sana yani. ulaşmam için. Yani Polat Bey bunu, siz bunu şey için mi söylüyorsunuz? Yani ikisinin arasında da bir hani bu şekilde e, Kerim'in Adem'i kullanma durumu da mı olabilir diye söylüyorsunuz? Aynen aynen. Koruduğunu düşünüyorum onu yani. Ha, koruduğunu düşünüyorsun. Niye koruduğunu? Adem'den Abi. bir şey beklemem mi? Abisin yani koruması çok daha. Yani kardeşim yani. Nasıl Ve koruyor musun şu an? Yani hiç. Evet ya da hayır. Başka bir şey sormayacağım. Koruyorum ama yani herkesten para istiyor yani. Aslında sen de bazı şeyler. Kızı kızıyorum yani. Senin şu anda bize anlatmadan ama bildiğin daha fazla şey olduğunu ben farkındayım. Bildiğim başka bir şey yok. Ama seni kanun bile koruyor. O yüzden hani senin üzerine gitmememin nedeni o yani. ...birinci dereceden aile yakınısın. O yüzden ben bir şey söyleyemiyorum yani. Öyle mi? Ya vallahi benim bu izleyicilerim... Ya ...şahanesiniz <laughs> yani. Dikkatli bir izleyicimiz bundan iki hafta önce... ...gri pick-up tarzı bir aracın Rize Pazar'da satılığa... ...çıkarıldığını fark etmiş. Şimdi onun fotoğraflarını atmış. Onu beyefendiye atalım hmm. aynı benzer bir araç mı diye. <laughs> ben boşuna söylemiyorum öyle. Ödülleri falan... ...hep beraber alıyoruz diye. Hep beraber yapıyoruz çünkü. Yani... ...ülkenin değil belki de dünyanın en interaktif programını yapıyoruz öyle hani e, o şarkı söyledi onunkisi daha iyi falan gibi de değil yani gerçekten insanlar inanılmaz dikkatliler ve çok ilgilisiniz çok teşekkür ediyorum bu arada Gökhan Küçüek o da yine e, Kerim'in Trabzon'a geldiğini gördüğünü söylemişti mesela ben e, neden Kerim'in Trabzon'a gittiğini söylemediğini bende cevabı var yani çok normal şeyleri bu çocuk reddediyor Trabzon'a gittim giderim ben iki sene yaşadım Gittim, pantolonumu aldım, geri döndüm. Neden söylemiyor? Çünkü ona hangi anahtarla gidileceksin diye sorulacağından Tabii düşün, düşün, söylemiyor. Şu adamları bu kadar yalancı dendi yani. Gökhan Bey, size de çok teşekkür ediyorum emeklerinizden dolayı. Alo, iyi günler Mügehan abla. İyi günler. Ee, Allah razı olsun sizden öncelikle. Siz olmasanız bu iş böyle çıkacağı yoktu. Ancak onu söyleyeyim. Hep beraber herkesten Allah razı olsun. Emniyetimize ee, Allah razı olsun. O Kerim Kerim çok yalan konuşuyor. O yanındaki çocuk çocuk olmasa o, o da ondan da Allah razı olsun. Kredi, merdi şeylerini çıkardı. Miraçtan. Onun ismini bilmiyorum. Nereden? Miraç. Evet, hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz size. İnşallah cesedin yerinde bulurlar. İnşallah siz de değerli bir komşu olduğunuzu gösterdiniz. Ben de bu iki hafta içindeki emeklerinize ve bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Zaman zaman sinirlendiniz Kerim'le de ters düştüğünüz zamanlar oldu ama vazgeçmediler yayına çıkmaktan. Hep dediğim gibi o komşuluk hep bizim özendiğimiz çocukluğumuzda işte büyüdüğümüz komşuluk. Komşuluk böyle bir şey. Ee, orada işte komşunu komşu anne dersin. Ee, gerçekten evet, e, bir abi bir... Baba bir anne bildiğin komşuluklarla büyüdük. Demek ki hala devam eden yerlerde varmış. Ne yazık ki büyük şehirde bu duyguları biz kaybettik. Evet dediğim gibi Kerim Bekar şu anda Küçükçekmece'de. Oradan Rize'den gelecek ekiplerin onu almasını bekliyor. Enes ile Yasin de birbirlerine suçu atıp duruyorlar. Kerim'in de oraya gitmesiyle beraber... Rize Emniyeti tekrar cesedin bulunması için kazı çalışması yapacak. Fakat ben yayına bağlanan beyefendinin söylediği bu torba meselesini çok önemsiyorum. Müge herhalde orada şimdi tam yerine bakacaktır değil mi? Müge orada mı? Müge orada mı? Hala. Ya burası da o kadar derin bir yer değil ki. Yani ya da buradan mı ben anlamıyorum? Hayır hayır yani burası o kadar derin bir yer mi? Müge sanki, sanki derin mi ya? Sen, sen bilirsin, çok dalgalı söylesene. gibi. Oralı sensin ya Deniz oğlum. Mi? Deniz mi? Yani o, pa, o torbaların atıldığı yer böyle atılınca derin bir yer mi? Çok derin olduğunu düşünmüyorum ya orası. Çok derin değildir <laughs> ya. Orada gidip de yüzmedim yani. Sadece ya yüzmedim dalgalı derin. De ya. yani. Dalgalı yani, yani. Müge abla. Yağmur Şu filan yancı. yancı. Müge abla orası sı. Biraz ileri gitti mi derinleşiyor. Ha sen de oralısın gerçi, sana sorayım Kule ha. Kuleye doğru gidince derinleşiyor. Kuleye kadar sığ çünkü burada ha? Aa Müge de oradaymış. Evet Mügecim dur dur. <laughs> Müge var ya atom kayınca. Müge dur dur sen beyefendiyle de konuşuyordun da. Kızcağız yapıp oraya oraya gidip. Müge sen de görmüşsündür beyefendiye sor. Oraya böyle torba atılınca şey mi? <laughs> ee, Kıyıya vurur yoksa açığa mı Yani yer, derin mi orası o torbanın bile. atıldığı denilen yer? Beyefendiye de merhaba diyeyim. O da bize çok yardımcı oldu. Merhaba Müge Hanım. Merhaba. Şey derin değil. Kayalık. Kayalıktır. Yavuz Bey yani o zaman oradan bir torba öyle atıldıysa kalır orada. Bence de kalır. Ya büyük bir parça kalır. Yani deniz atmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Ay bir baksanıza be. <laughs> ben olsam şimdilerde girmiştim suya. <laughs> Meraklı Melat. Ya Müge valla bir oraya gidin siz de en azından biz orada bir şey yapalım. Ben bunu önemsiyorum beyefendi. Çıkıyoruz mont... Müge hanım, çıkıyoruz. Beyefendi montundan tanıdığını Hemen söyledi. Ben de ben de. O mont da dikkat çekici bir mont. Evet. Tabii. Hep diyorum ya bir yerden insanın tabii bir şey veriyor. veriyor. O yüzden hep doğruyu söyleyeceksin hayatta. Yanlış en da güzelim. olsa doğruyu söyle. Yanlış doğru. yapmak Gerçekten. kadar hayatta doğal bir şey yok. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>